anlat bana. Anlatacak bir şey yok. Lütfen. Kim senin canını sıktı? Cemil Bey, ne olur yalnız kalmak istiyorum. Lamia, seni böyle görmeye dayanamıyorum. Ne olur yapma. Ne oldu? Kenan mı bir şey yaptı yine? Hayır. Çok mutsuzsun. Çok mutsuzum, evet. Bizim sana ne kadar düşkün olduğumuzu biliyorsun Lamia. Babam da, ben de senin her tür derdine ortak olmak istiyoruz. Babamı baban, beni abin kabul ediyoruz her zaman. Seni gerçekten korumak istiyoruz. O inciler akmasın. Yazıktır. Melek Hanım'ın adı Lamia'nın bebeğinde yaşayacak. Biliyorsunuz değil mi? Ya, ona da sevinirdi tabii. Lamia, sabah ne söyleyecektin sen bana? Söyledim ya. Hayır, kafanda başka bir şey vardı. Son anda söylemekten vazgeçtin değil mi? Hayır, içimden geçenleri söyledim. Başka ne olabilir ki? Bilmiyorum. Şimdi öğreneceğim. Yok diyorum. Niye inanmıyorsunuz? Kime yazık diyorsun kızım? Sen herkesi kendin gibi zannetme. O ne uyanık biliyor musun? Cemile üstü kapalı şantaj yaptı. Tehdit etti. Köşeye sıkıştırdı bizi. Makbule Rasi'yi Cemile'nin öldürdüğünü biliyor. Rasi'yi Cemil Bey öldürmüş. Kenan Bey. Bu mektubu size Lamia'ya rağmen yazmayı bir borç biliyorum. O size büyük bir yalan söylüyor. Bu sabah gerçeği söylemek için buluştu sizinle. Ama söyleyemedi. Benim size gerçeği söylemeye yetkim yok. Lamia da bunu kesinlikle istemiyor. Sizden bu işin üzerine gitmenizi ve gerçeği ondan öğrenmenizi rica ediyorum. Çünkü duyacaklarınız çok önemli. Lütfen bu işin peşini bırakmayın. Lamia'nın anlatmasını sağlayın. Evin güzelmiş, güle güle otur. Sağ ol. Kahveni yapayım. Lafın gelişi söyledim öyle. Bir şey istemiyorum. Otur konuşalım. Ne konuşacağız? Razi'yi senin öldürmediğini biliyorum. Anlamadım. Ne diyorsun sen? Rasi'yi Cemil Bey öldürdü. Sen suçunu üstlendin. Nereden çıktı bu şimdi? Çok saçma. İnkar etme. Paşa'yla konuşmalarınızı duydum. Biz böyle bir şey konuşmadık. Yanlış duymuşsun sen. Yanlış anlamışsın. Niye Cemil Bey'in suçunu üstlendin Lamia ha? Aşık mısın yoksa ona? Ne diyorsun sen ya? Delirdin mi? Niye bu oyuna katıldın sen de ha? Para için mi yoksa? Saçmalama. Kes şunu. Tabii ya. Kim bilir kaç lira aldın. Doldurdun cebine oturdun. Ben hala 3 kuruş için kocamın katiline hizmet ediyorum. Razi'yi ben öldürdüm. Sen ne rezil insansın ya. Ha? Hiç utanman yok mu? Kocamın ölüsünden para kazandın. Onu ben öldürdüm. Yalancı. Kocamı öldürmen için hiçbir sebep yoktu. Senin kocan ahlaksızın tekiydi. Bana tecavüz etmeye kalktı. Ahlaksız sensin. Evime gelip bana hakaret edemezsin. Senin de ne olduğunu biliyoruz. Kamil'le bahçede oynaşırken seni ben kurtardım Rasi'nin elinden. Bu işin peşini bırakmayacağım Lamia Hanım. Beni susturamayacaksınız. Defol git evimden. Defol. Sığıntının evi olmuş. Çık git defol. Görürsünüz siz.
Günaydın. Aa baba. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hani daha kalacaktın sen. Niye geldin? İşim erken bitti. Hay Allah. Niye arayıp geleceğini söylemedin? Bana baskın mı yapmak istedin? Sürpriz diyelim. Öyle olsun. Ama gördüğün gibi işin başındayım. Aferin. Lamia nasıl? İyi. Yürüyüşe çıkacaktı yine sabah sabah. Neyse sen geldiğine göre ben gidebilirim değil mi? Biraz daha dur. Ben bir duş alıp geleyim sonra gidersin. Çabuk ol ama. Sıkılıyorum ben burada. Tamam hemen geliyorum. Buyurun çocuklar. Merhaba. Buyurun. Alo. Alo, Macide abla. Efendim. Sayıp Bey evde mi? Partide toplantısı varmış, erken çıktı. Cemil Bey evde mi peki? İkisinin de cebi kapalı. Cemil Bey evde. Onunla görüşebilir miyim lütfen? Maalesef uyuyor. Uyandırınca da çok kızıyor. Kusura bakma. Anladım. Günaydın Lamia. Günaydın. Ne oldu? Niye geldiniz? Konuşmaya. Ben yalnızım. İyi işte. Dün söyleyemediklerini rahat rahat anlatırsın. Söylemediğim bir şey yok dedim size. Niye ısrar ediyorsunuz hala? Bana yalan söyleme. Söylemiyorum. Bu ne öyleyse? Bu ne Lamia? Bir mektup aldım. Senin bana çok önemli bir şey söyleyeceğin yazıyor burada. Al. Al oku. Olamaz. Suzan abla. Ne demek oluyor bu? Bilmiyorum. Bu mektup ne anlama geliyor Lamia? Ben gerçekten bir şey anlamadım. Biri size şaka yapmak istemiş herhalde. Bana söyleyeceğin şey ne Lamia? Benden sakladığın şey ne? Lütfen Kenan Bey. Bilmem gereken gerçek ne? Söyle Lamia. Kemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Kenan Bey. Merhaba. Erken geldiniz. İşim erken bitti. Hay Allah, çok sevindim. Kenan Bey de şimdi gelmişti. Yoksunuz diye uğradım ben de. Bir şeye ihtiyaçları vardır diye geldim. Sağ olun, buyurun içeri. Makbule de evde sanıyordum. Yokluğunuzda çok ilgilendiler bizimle.
Dün gece de hep birlikte Sayıp Beyler'deydik. Kenan Bey'in bebeğini kutladık. Kenan Bey baba oluyor. Öyle mi? Çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Yolculuğunuz nasıl geçti? Rahat geldiniz mi? Evet. İşlerimiz rast gitti. Daha birkaç gün kalırım diyordum ama bitince ne durayım burada dedim. Akşam bindim otobüse geldim. Sürpriz yaptınız bize. Makbule dükkanda. Biliyorum. Gelirken uğradım. Ben kahve yapayım. İçeriz vallahi. Cavidan Hanım nasıl? Çok iyi. Çok heyecanlı. Tabii ben de. Ne mutlu size. Allah tamamını erdirsin. Gel bakayım, gel. Nereye gittin sen sabah sabah? İşim vardı. Ne işin vardı? Niye haber vermeden gittin? Üf, gelir gelmez vıdı vıdı başlama. Bana bak, ters ters konuşma benimle. Cevap ver, neredeydin? Ya hava aldım, yürüyüş yaptım. Bir öyle bir böyle konuşup benim asabımı bozma Gülay. Doğruyu söyle. Ya 40 yılda bir çıkıp dolaştım. Burnumdan getirme. Esir miyim ben bu evde, neyim? Macide! Kes! Kes sesini Cemil Bey kalktı duymasın. Günaydın Cemil Bey. Günaydın. Babam nerede? Sabah erkenden partiye gitti. Toplantısı varmış. Hava nasıl dışarıda? Güzel. Çok açım Macide. Kahvaltınızı hemen hazırlıyorum. Hadi kızım. Ha Cemil Bey, Lamia aradı sizi. Niye haber vermiyorsun Macide? Uyuyorsunuz diye. Sayıp Bey'i de aramış bulamamış. Önemli bir şey var galiba ama... Tamam tamam. Hadi çabuk tamam. Yürü bakalım. Gel. Ne işler çeviriyorsun sen? Lamia'nın aradığını duyunca Betin benzin attı. Hiç de bile. Gülay! Gülay! Lamia'ya gittim, tamam mı? Rahatladın mı şimdi? Allah canını almasın, değil mi? Başına iş açacaksın. Hadi şunun kahvaltısını verelim. İnsan asıl yoran bürokrasi. Allah'tan bilgisayara geçildi de işler biraz hafifledi. Makbuledir, gel diyecek. Alo. Kemal Bey, döndünüz mü siz? Biraz önce geldim. Cemil Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sabah sabah rahatsız ettim Lamia'yla ya... Makbule ile Lamia yalnız diye bir kontrol edeyim dedim. Belki bir şeye ihtiyaçları vardır diye. Çok teşekkürler. Sağ olsun Kenan Beyler de düşünmüşler, gelmişler. Kenan orada mı? Evet. Kahve içiyoruz. Afiyet olsun. Makbule evde değil, dükkanda. Ya hay Allah. Ya dükkandan ya da cepten arayın isterseniz. Gerek yok. Zaten geleceğim birazdan. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. O da bizimkileri yoklamak istemiş. Gelecek birazdan. İyi. Nasıl dil çıkarıyor insana görsen? Resmen kovdu beni. Ne bekliyordun yani? Aman Gülay, ben ettim. Sen etme diye ayaklarına mı kapanacaktı? Merak etme, o da olacak inşallah. Bu böyle kalmayacak herhalde. Kalmayacak tabii. Cemil Bey'i yetiştirecek şimdi. Onun için aramış belli. Ne korkuyorsun anne? Onlar korksun. Güçlü olan biziz. Şşt, geliyor. Macide.
Şimdi geliyor Cemil Bey. Vazgeçtim. Kahvaltı etmeyeceğim. Çıkıyorum. Güle güle. Hayrola, sepetlemeye mi bakıyorsun beni? Estağfurullah. Temizliğe devam edeceğim de onda. Hmm. Afiyet olsun. Hadi size kolay gelsin. Kaçtım ben. Kesin lamialara gidiyor. Söyleyecek şimdi cadı. Mutlaka öğrenecek. Üf, sevineceğin yerde amma panik yaptın. Başımıza iş açılacak. Kovulacağız. Bize yol göründü, ben söyleyeyim. Yol değil, paranın ucu göründü, paranın. Allah'ım sen bu kıza akıl fikir ver ya Rabbim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ben müsaadenizi rica edeyim artık. Rica ederiz, müsaade sizin. Hoşça kalın. Güle güle Kenan Bey, çok teşekkürler. Cavidan Hanım'a çok selam. Tebriklerimi iletin lütfen. İletirim. Cemil uçarak gelmiş olamaz değil mi? Mallar geldi baba. Hı hı. Aa. Kenan Bey? Merhaba. Hayırdır? Kenan Bey bize bakmaya gelmiş. Sağ olun. Kalkmışsınız ama. Gideyim. İşlerim var. Buyurun. İyi günler. Size de. Cemil Bey aradı mı seni? Yok. Konuştuk az önce. Buraya geliyor. Ya iyi ki mal geldi, teslim aldım. Vallahi onun için dükkanda kalsaydım sinir olurdum. Ben de yürüyüşe çıkacağım. Tam giderken Kenan Bey gelince kaldım. Her sabah düzenli yürüyorsun. Ne güzel adet edindin. Yeni adetleri hiç hoş değil ama. Kapı kilitlemeler, yalnız kalmalar falan. Allah'tan dün gece Cemiller'deydik de gördüm yüzünü. Evde hep odaya kapatıyor kendini. Yalnız kalıp dinlenmek istiyordur. Ama evin içinde özlüyorum onu. Yürüyüşten sonra Suzan ablaya gideceğim ben. Geleceğinizi bilmiyordum, söz verdim, bekler. Tamam. Gördün mü işte? Bugün yine göremeyeceğiz yüzünü. Sormalı. Bilmece çözemeyeceğim şimdi. Bu bakışların anlamı ne söyle? Babamın yokluğunda Kenan'ı davet etmen hiç hoş değil. Saçmalama, onu ben çağırmadım. Kendi geldi. Niye içeri aldın? Her şeyi bildiğin halde beni sorguya çekiyorsun ya. Çok kırılıyorum Makbule. Onu bunu bilmem. Ben uyarımı yapayım da her şey tersine dönmesin sonra. Sen fazla oluyorsun ama. Sana o kadar söylüyorum. Hoşçakalın. Suzan ablaya benden de selam söyle. Baş üstüne. Ben de üstümü değiştireyim. Cemil gelecekmiş madem. Neler oluyor Makbule? Lamia neden öyle söyledi sana? Canını sıkmak istemiyorum baba ama... Son zamanlarda çok huysuz oldu. Her lafı alınıyor. Her şeye bozuluyor. Hamile diye hassaslaştı diyorum ama bazen hiç çekilmiyor. Neyse, ben üstümü değiştireyim. Cemil gelecekmiş madem. (Gülüyor)
var baba? Lamia ile aranızda her ne varsa canımı sıkıyor Makbule. Onun huysuzluğu yüzünden bazen sürtüşmeler oluyor. Hepsi bu. Dedim ya, hamilelik huyunu değiştirdi ondan. Bunun dışında bilmem gereken bir şey varsa lütfen söyle. Yok. Onun bazı sıkıntıları olduğu açık. Bilmiyorum. Suzan ablası piyasaya çıktı ya, artık sıkıntılarını bana anlatmıyor. Anlaşılan sen onun Suzan Hanım'la olan samimiyetini kıskanıyorsun. Hiç başka derdim yoktu. Lamia'yı kıskanacağım. Asıl o beni kıskanıyor baba. Cemil'le çok mutluyuz ya, hazmedemiyor. Tabii o hayatta istediği hiçbir şeye sahip olamamış. Yaşadıklarıyla ezilmiş hep. Mutluluğu hiç yakalayamamış. Şimdi ben sevdiğim, istediğim biriyle evleneceğim. Üstelik ona acıyıp koruyan adamın gelini olacağım. Haliyle aramızda büyük bir fark olacak. Neler söylüyorsun Makbule? İnanamıyorum. Kendi ezik ya. Ona üstünlük taslayacağımı zannediyor. Hırçınlığı bundan. Bu konuşmaları sana hiç yakıştıramıyorum. Sen böyle kibirli, şımarık bir kız değildin. Ne oldum, delisi mi oldun? Lamia'yı bu kadar hor görme. Onu sen getirdin bu eve. Sen istediğin için kaldı burada. Bu dönüş niye? İkide bir bunu başıma kakıyorsun ama Lamia sırf ben istediğim için burada kalmadı baba. Sen de istedin. Sırf Lamia gitmesin diye onunla evlendin. Dahası var mı? Canım babacığım, üzülme sen. Ben sesimi çıkartmam hiç, alttan alırım. İdare ederim Lamia'yı. Üzülme sen. Dükkana gitmiyor musun? Cemil gelecek ya. Gidersem ayıp olur şimdi. Hah, geldi. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Baba, Cemil geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Buyurun. Kenan gitti mi? Evet. Bir işi varmış, çok durmadı. Hı. Ne zaman geldiniz? Sabah. Hı. Dükkandaydım ben. Bir baktım geldi. Sürpriz oldu yani. Kahve içersin değil mi? Ha, içerim. Lamia yok mu? Yok, yürüyüşe çıktı. Sonra da Suzan ablasına gidecekmiş. Thank you.
olsun abla. Ne yaptın sen? Ne yaptın bana? Sakin ol kızım, dur biraz. Sana güvendim ben. Her şeyimi anlattım. Sen beni arkamdan vurdun. Kızım, bir şey açıklamadım ki. Üstü kapalı yazdım. Niye yazıyorsun? Niye karıştırıyorsun kafasını? Konuştunuz mu? Sabah geldi. Ne demek bu diye sordu. Neyi bilmem gerekiyor diye sıkıştırdı beni. Çok zor durumda kaldım abla. Beni çok zor durumda bıraktın. Hep sen mi çile çekeceksin ha? Bırak biraz da o düşünsün bakalım. Düşünür de bulursa. Aklına bebekle ilgili olduğu gelirse ne olacak o zaman? Her şey mahvolacak. Her şey. Merhaba hayatım. Geldin mi? Evet. E hani karşılamaya gelecektin beni? Kusura bakma, bir işim çıktı. Benden önemli ne işin varmış bakayım, merak ettim. Prodüktörümle bazı sorunlarım var. Anlatırım. Anladım. Neyse, neredesin sen şimdi? Yoldayım. Eve dönüyorum. İyi. Biz de birazdan evde oluruz. Siz? Babam karşıladı beni. Tamam canım, evde görüşürüz o zaman. Cavidan. Efendim? Çok özür dilerim canım. Önemli değil bir tanem. Hadi öpüyorum. Ben de. Gece uyuyamadım. Yolculuk da yordu tabii. Eve gidince bir güzel dinle. Öyle yapacağım. Hiçbir şey için de üzme kendini. Kimsenin de seni üzmesine izin verme. Kastettiğin kimse Kenan'sa inan bir problemimiz yok baba. İlk aklına gelen o olduğuna göre var demek. Babacığım. Lütfen. Ben Kenan'la çok mutluyum. Bebeğimize daha da mutlu olacağız şimdi. Bütün dileğim bu kızım. Senin mutluluğun. Tabii torunumunki de. Artık benim her şeyim o. Haberi aldığımdan beri bambaşka hissediyorum. Dede olmak nasıl bir duygu bakalım? Mükemmel. Canlandım. Yeniden hayat buldum sanki. Kıskanma ama. Şimdiden onu senden fazla sevecekmişim gibi geliyor. Eline sağlık. Afiyet olsun. Affedersiniz. Yoldan geldiniz. Dinlenmek isterseniz kusura bakmam. Yok canım. Yorgun değilim. Otobüste kestirdim. Bir yüzümü yıkayayım, açılırım. Bizi yalnız bırakmamak için oturuyor. Biraz uyusaydı. Olur mu? Dükkana gidecekti. Sen geleceksin diye vazgeçti. Akşama kadar oturacak mıyız böyle? Dışarı çıkalım bari. Lamia gelsin de öyle çıkalım. Babanı yalnız bırakmamak için öyle söyledim. Daha iyi ya. Yalnız kalınca yatar uyur. İyi. Hazırlan o zaman. Gidip giyineyim. Hadi.
Ne diyorsun? Hay Allah. Evet evet, çok önemli tabii. Tamam, ben seni gelip alırım hemen. Şimdi çıkıyorum. 15 dakika sonra oradayım. Kusura bakmayın, benim gitmem lazım. Kötü bir şey mi? Yo yo yo, ya yarın bir iş görüşmesi yapacaktık yabancılarla. Toplantı bugüne alınmış. Babam panik halde. Hemen çıkarsam yetişebiliriz. Gezeceğiz diye heveslenmiştim. Hay Allah. Kızım, hep gezmekle olmaz. İş de yapacak Cemil Bey. Tamam, bir şey demedim. Yarın birlikte çıkacağız, söz. Şimdi hoşçakalın, görüşürüz. Güle güle. Sahip Bey'e selam. Baş üstüne. Hoşçakal. Allah işini rast getirsin. Abla. Suzan abla, telefon. Tamam, duydum. Sen al bakayım şunları. Alo. Suzan Hanım. Benim. Ben Cemil Paşazade. Lamia orada mı? Evet, burada. Telefonu rica edebilir miyim? Tabii, veriyorum. Kim? Alo Cemil Bey. Merhaba. Merhaba. Ne oldu, bizi aramışsın? Evet, Güler sabahleyin bana geldi. Ne? Her şeyi biliyor Cemil Bey. Nasıl her şeyi? Bizim olayımızı. Razihi mi? Evet, babanızla ben konuşurken dinlemiş. Allah kahretsin. Ne diyor peki, kullanacak mı? Galiba. Tedbirinizi alın diye aradım. Sağ ol Lamia, sen bir tanesin biliyor musun? Bu numarayı kimden aldınız? Hiç kimseden. Kendi imkanlarımla buldum. Ne olacak şimdi? Ne yapacaksınız? Dur bakalım. Düşüneceğim. Hadi görüşürüz. İyi günler. Bir de bu mu çıktı başına ha? Niye söylemedin? Ah be yavrum, derdin hiç mi bitmeyecek senin? Cadaloz gelip çattı sana ha? Bırakmaz o bu işin peşini. Çok başını ağrıyabilir Lamia. Şu anda Güler'le uğraşacak halim yok. Kenan mektubun peşini bırakmazsa ne olur onu düşünüyorum ben. Cavidan Hanım geldi mi? Evet efendim. Bebeğimizle tanış. Çok mutluyum. Ben de. Baban nerede? Beni eve bıraktıktan sonra vakfa gitti. Akşam gelecek ama. Birlikte kutlayacağız. İyi. Dinleniyordun sen. Yat yine. Dinlenirim canım. Önce bir üstümü değiştireyim. Bir kahve içelim. Konuşalım azıcık ha? Hı hı. Tamam.
Salonda bekliyorum. Hemen geliyorum. Yeşim'i yollar mısın bana? Hı hı. Beni istemişsiniz. Ha. Şu bavulu boşalt. Pakettekiler dolaba, diğerleri temizleyiciye gidecek, tamam mı? Tamam. Kenan Bey'inkileri de göndereceğim. Bir dakika canım. Şunu da al. Ne diye baktım? Onu dün bir hanım getirdi. Kapıdan verdi gitti. Hadi bir kahve getirsen bana. Peki efendim. İşin üzerine gitmenizi ve gerçeği ondan öğrenmenizi rica ediyorum. Çünkü duyacaklarınız çok önemli. Sakın beni kendinden uzaklaştırma Lamia. Sakın. Yoksa Kenan'a bebeğin onun olduğunu söylerim. Nerede kaldın, merak ettim. Ceketini temizlemeye yollamak için ceplerini boşalttım. Kusura bakma, özel şeylerini karıştırmak istemedim ama... Ne demek oluyor bu? Bilmiyorum. Dün bir kadın bırakmış. Ne demek istediğini ben de anlamadım. Kenan Bey. Bu mektubu size Lamia'ya rağmen yazmayı bir borç biliyorum. O size büyük bir yalan söylüyor. Bu sabah gerçeği söylemek için buluştu sizinle. Ama söylemedi. Mektupta ne yazdığını biliyorum Cavidan. Okumana gerek yok. Ama ne anlama geldiğini ben de bilmiyorum. Bu sabah bunu sormak için gittim Lamia'ya. Bana prodüktörün ne olduğunu söylemiştin. İner inmez canını sıkmak istemedim. Lamia'ya gitmek için beni karşılamaya gelmedin. Lamia ne dedi bu işe? Ya, o da şaşırdı tabii. Birinin benimle dalga geçtiğini düşünüyor. Bence de. Aptal bir şakaya benziyor. Ama bu tip insanlarla görüşmeye devam ettikçe böyle saçma şeylerle uğraşmak zorunda kalacağız. Lamia'nın çevresinden birini yaptığı kesin. Küçük insanların küçük eğlenceleri. Ben böyle düzeysiz ortamlara çekilmek istemiyorum Kenan. Sen bazı insanlara hak ettiğinden fazla değer veriyorsun. Samimiyetle labali ayırt edemiyorlar işte bunlar, görüyorsun. Lütfen şunlarla mesafeni koru artık. Herkes yerini bilsin canım. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Lütfen. Bak. Kusura bakmazsan ben biraz uzanacağım. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Tamam canım, dinlen. Thank you.
kalkayım ben artık. Ne güzel oturuyorduk. Hadi hoşça kal. Lamia, küsme bana ne olur. Beni çok yaraladın. Kaç kere söyledim sana kızım. Senin iyiliğin için yaptım. Bu kadar üzüleceğini bilemedim ki. Hayalim kırılsaydı. Deme öyle. Bak yine kızacaksın ama tekrar söylüyorum sana. Kenan'ın bilmesi lazım yavrum. İleride çok pişman olacaksın. Ne olur bana yeni bir şey söyle. Bu işten nasıl kurtulacağım? Kenan'ın kafasındaki soru işaretini nasıl sileceğim Suzan abla? Onu söyle bana. Hallettim. Nasıl olacak peki? Sen bana bırak. Macide'yi gönderdin mi? Evet. İlyas'la alışverişe gittiler. Ha güzel. Nereye? Sakin ol. Başlıyoruz. Gülay'la konuşacağım. Efendim. Lamia'ya gitmişsin. Bana söylemeyeceğini mi düşünüyordun? Hayır, tahmin ediyordum. Babamla konuşmasını dinlemişsin. Dinlemedim, tesadüfen duydum. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Ne gibi? Lamia'yı ziyarete boşuna gitmedin değil mi? Bana mesaj yolladın bir anlamda. Öyle değil mi? Bakın Cemil Bey, benim olay çıkarmaya hiç niyetim yok. Güzel. Hala Amiya hassiz. Bence dünyadan bir pislik temizlendi. Sana da çok çektirdi değil mi? Evlendiğimizde bu kadar iyi tanımıyordum. Zaten sonra içmeye başladı. Giderek başka bir adam oldu. İsteyerek olmadı biliyorsun. Kazaydı. Kendimi korudum. Lamia'yı, karımı korudum. Tahmin ediyorum. Zaten ben de nasıl olduğunu sorgulamıyorum artık. Biz yetişmeseydik belki de daha kötü şeyler olacaktı. Bıçak elindeydi. Lamia'nın ırzına geçmek üzereydi ben geldiğimde. Boğuştuk. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. Elinize sağlık. Lamia size minnettar olduğu için olayı üstlenmiştir. Aynen öyle oldu. Çok direndim ama... Ama babamı da ailemizi de düşünmek zorundaydım. İyi yaptınız ama... Biliyorsunuz ben bütün hayatımı bu mutfakta geçiriyorum. Dört duvar arasında. Ne kadar çabalasam da gidebildiğim dört duvar. Artık hayatında iyisin istiyorsun. Daha iyi yaşamak istiyorum. Para düşünmek istemiyorum. Anladım. Kusura bakmayın. Sizinle pazarlık yapmak niyetinde değilim ama... Siz nasıl ailenizi düşündünüz, ben de kendimi düşünmek zorundayım. Hem hazır böyle bir fırsat varken diyorsun. Olayı polise anlatsam zor durumda kalırsınız. Veya gazetecilerden birine söylesem... Hem paşanın hem sizin çok başınız ağrır. Tamam tamam. Seni çok iyi anlıyorum. Bunların hepsini ben de çok düşündüm. Şimdi odama çık. Hangisinde olduğunu bilmiyorum. Çekmecelerden birinde senin için bıraktığım bir şey var. Ne var? Para. Saymadım bile. Al, hepsi senin olsun. Teşekkür ederim. Hadi. Ha. Babama çaktırma sakın. Bu pazarlıktan da haberi olmasın. Siz hiç merak etmeyin.
Nuray! Geliyorum efendim. Nuray! Nuray! Neredesin bir saattir? Ben Cemil Bey'in çarşaflarını ütüledim de onları götürüyordum. Cemil Bey, Cemil Bey! Ben de yaşıyorum bu evde. Bir saat oldu, kahvemizi içmedik daha. Şimdi yapıp getiriyorum efendim hemen. Köpüklü yap, taşırma yine. Babacığım yemek hazır. Hah, geldin mi? Geldim, geldim. Onlar ne? Size ufak tefek şeyler aldım Kütahya'dan. Valizi şimdi açtım. Bunlar senin, bunlar da senin. Teşekkür ederim, canım benim. Niye zahmet ettiniz? Çok teşekkür ederim. Aç bakayım sana ne almış. Yaşlı bir kadın yapıyormuş bunları. El emeği göz nuru. Çok güzel. Köşkteki küçük sehpaların üzerine ne güzel olur bu. Bayıldım. Hemen köşkü benimsedim bakıyorum. E tabii, herhalde. Evlenince orada oturacağız. Nerede oturacağız? Bir tane daha var. Aa, sana 3 hediye mi almış? E bu küçük meleğe. Çok güzel. Ne kadar düşüncelisiniz. Ufak tefek şeyler. Çok tatlı. Güle güle giyer inşallah. İnşallah. Hadi artık soğudu yemekler. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İş bir tamamlansın ondan sonra söyleyeyim diyordum ama söyleyeyim de sevinin. Araziye iyi bir alıcı çıktı. Ya ne kadar veriyorlar? Yani hisseli arazi. Çok fazla bir şey değil ama düşündüğümüzden iyi fiyat verdi. Size güzel haberlerim olacak yakında inşallah. Benim çeyiz param da çıktı demek ki. Doğum da var önümüzde. Tabii canım. Bak melekçik kısmetiyle geliyor Lamia. Bana doğurlu geldi. Hayırlısıyla bir evlensen de şu laflarından bir kurtulsak. Sen benden kurtulmak istiyorsun. Bir an önce gideyim de Lamia ile beraber kızınızı büyütün değil mi? Ne diyor bak, kıskanç. Çok teşekkür ederim. Beğendiğine sevindim. Harika. Sıra bende o zaman. İnanmıyorum. Şimdiden şımartmaya başladınız beni. Bu ne babacığım? Aç bakalım. İnanmıyorum. Adamı aldın. Torunum kendi krallığını kursun diye küçücük bir ada. Küçük mü?
Babacığım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Gerçekten çok şanslıyım. Bebeğim benden de şanslı olacak. Çelik Krallığı'nın tek varisi ama şimdilik. Torunum yalnız büyümeyecek herhalde, değil mi? Başka kardeşleri de olacak. Biz geleceğimize bir proje gibi bakmıyoruz. Hele bir bebeğimiz dünyaya gelsin. Kardeşlerine sonra karar veririz. Evet. Kenan'ın gözü zaten yeterince korktu. Değil mi hayatım? Yani bu duruma biraz alışalım önce. Peki o zaman. Mutluluğunuza kaldırıyorum. Mutluluğumuza. Mutluluğumuza. Oyalanma Gülay. Yemek yiyorum anne. İyi de bir an önce ye bitir. Tatlısını ister şimdi. Böyle koştur koştur yemekten de kurtulacağım inşallah yakında. Afiyet olsun. Aa, buyurun. Hayırdır paşam? Pek hayır değil İlyas Efendi. Gülay Hanım, siz bizimle geleceksiniz. Ben mi? Niye? Hakkınızda şikayet var. Aa. Uzun zamandır evden ufak ufak bir şeyler eksiliyordu. Bu kez yüklüce bir miktar para gitti. Ne diyorsunuz paşam? Bizi mi suçluyorsunuz? Sizi değil, Gülay'ı. Ben farkında bile değildim. Babam uyarınca odalara kamera yerleştirdim. Bana oyun oynadın değil mi? Bana oyun oynadın ha? Hiç direnme Gülay, yakalandın. Vallahi ben bir şey yapmadım. Baba vallahi kendi verdi parayı. Kızım suçüstü derler buna. Ayıp artık, hala mı yalan söylüyorsun? Parayı nereye sakladın? Gösterin. Yemin ederim ben çalmadım. Kendi bana git al dedi. Sus! Allah'ın cezası, sus! Hadi kızım, getir parayı, ver daha fazla büyümesin. Anlamıyorsunuz, bana kumpas kurdu. Kızım bak, parayı nereye sakladıysan getir, senden şikayetçi olmayalım. Sessiz sedasız toparlan git bu evden. Cemil Bey verdi bana parayı. Niye versin sana parayı, niye? Direnme de ver parayı, hadi odana mı sakladın? Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bayan pasın neylesin. Macide sen üzme kendini, yapmış bir cahillik işte. Ben hırsız değilim, yemin ederim. Para tamam mı bize? Bak oğlum. Ben çalmadım, vallahi billahi tamam. Ben çalmadım. Hadi yürü bakalım, yürü. Kelepçe takmayın. Buyurun. Ama o katil. Benim kocamı öldürdü. Sonra da onun yerine başkası hapiste yattı. Yalancı. Yemin ederim polis abi. Vallahi. Bugün susmam için verdi bana o parayı. Nankör yalancı. Neler uyduruyor, şuna bak. Yakalandın artık. Yuh sana, yuh. Sen gittikten sonra bana numara yaptılar anne. Götürün şunu, götürün şunu. Paşa. İlla yavrum, şikayetçi olma. Allah rızası için. Bırakın, bırakın. Ben bir şey yapmadım. Hala bir şey yapmadım diyor. Delil var, delil. Para da senin çekmecenden çıktı. Allah aşkına bana bunu yapmayın. Baba yapma. Siz de karakola kadar geleceksiniz. Allah aşkına paşam. Ne olur şikayetçi olmayın. Hemen toparlanır gideriz. Bir daha hiç gözükmeyiz gözünüze. Ne olur.
Şu annenin babanın haline bak be. Yazıktır. Ne hali varsa görsün terbiyesiz. Gidelim. Öyle deme. Ne olur Cemil Bey. Paşam, kulunuz köleniz olayım. Ne olur affedin. Ne diyorsunuz? Baba. Şimdi seni sürüm sürüm süründürmek var ama annene babana acıyorum. Memur Bey, herhalde bir yanlışlık olmuş. Şikayetçi değiliz. Biz burada büyük bir aileyiz. Kol kırılır, yen içinde kalır ama sırtımdan vurulmayı da hiç hazmedemem ben. Anlayabiliyor musunuz? Bunu ilk ve son defa olmak üzere unutmaya çalışacağım. Allah razı olsun. Git derseniz gideriz paşa. Siz bizi Gülay'la yalnız bırakın. Biz biraz konuşalım. Gördün değil mi? Sana neler yapabileceğimi gördün. Öyle zibidilik edip abuk subuk işlere kalkışma o küçücük kafanla. Ben Sahip Paşa'yım. Okurum canına. Zaten bir şey ispat edemezsin. Başta Lamia senin sözlerini yalanlar. O olay kapandı Gülay. Kapandı. Bana şantaj yapmaya kalkarsan sonunda bunu görürsün. Artık kaset de elimde. En ufak bir hatanda seni tıktırırım içeri. O zaman Kamil bakar mı sana? Her şeyi biliyoruz, gördün mü? Marketçi Kamil'le kocan hayattayken de fingir dediğini biliyoruz. Ya, uyumuyoruz biz kızım. Şimdi çek git ve edebinle çalış. Ayrıca gözümün önünde ol. Sahibinin sıran köpek iflah olmaz derler ama sen aklını başına topla Gülay. Anlaşıldı mı? Hı? Duyamadım. Anlaşıldı. Heh. Hadi git şimdi. İnşallah işe yarar. Merak etme babacığım. Artık kafasını kaldıramaz kolay kolay. Başına gelecekleri çok iyi anladı. Sen yine de o kadar rahatlama. Tek başına Gülay inşa ettiği bir işe yaramaz belki ama Makbule de aynı şeyleri söylerse yanarız. Babana her şeyi anlattım. Vurdun bana bir de. Kızına inanmadın. Sana vurduğum için özür dilerim kızım. Ben hırsız değilim baba. Ama o adam Rasih'in katili. Sayıp Paşa Lamia ile konuşurken kulağımla duydum. Anlattım hepsini. Beni tuzağa düşürdü. Kendi yolladı odaya. Aman kızım aman. Kapa çeneni otur. Biz onlarla uğraşamayız. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste demişler. Dur bakalım. Aa, çevirme baba. Lamia koş. Hamile ünlüler modasına Çelik Prensesi de katıldı. Jennifer Lopez, Angelina Jolie'den sonra Prenses Cavidan da hamile. Az sonra. Müstakbel baba Hüseyin Kenan Günümbaşı dertte. Aa, açsana şunu. Yeni albümünü zamanında yetiştiremeyen Hüseyin Kenan Gün, plak şirketiyle mahkemelik olmak üzere. Ünlü kemancı Hüseyin Kenan Gün... Olur gibi değil. Kusura bakmayın ama çok merak ediyorsanız açar Kenan Bey'e sorarsınız. Bak üretemiyor yeni beste. Siyah Yıldızları besteliyor ya. Hikayesi var, kendi yok ortada. Bir nota bile duymadık. Cemil arıyor. Nihayet. Vallahi aramasaydın bir daha aramayacaktım ben de seni. Ya, ne olur sitem etme Makbule. Ancak kurtuldum. Önemli işlerimiz vardı. İyi bari. Neredesin? Eve yeni geldik babamla. Şimdi attım kendimi yatağa. Bu saatte.
Erken yatayım ki sabah erkenden geleyim. Babanla şu nişan işini konuşalım diyorum. Olur. Tamam, peki canım. İyi geceler, çok öpüyorum. Yarın Cemil gelecekmiş erkenden. Babanla nişan işini konuşmak istiyorum dedi. Konuşalım bakalım. Aralık sonu veya Ocak başı dünyaya gelecek. Oğlak Burcu. Kız mı istiyorsun, erkek mi? Hı? Ama doğruyu söyle. Hı? En az benim kadar heyecanlı olmanı isterdim. Heyecanlıyım. Ama bir o kadar da korkuyorsun. Hı? Evet. Bir çocuk büyük bir taahhüt değil mi? İlişkiler biter. Ama anne baba olma hali bitmez. Böyle mi düşünüyorsun? Baba olacağımı düşündükçe gururlanıyorum. Bu bebeği istiyorum Cavidan. Bundan sonra eskisi gibi olamayacağız. Eskisi gibi olmak isteyen kim? Yarın sabah ilk iş doktor kontrolüne gideceğim. Benimle gelir misin? Gel lütfen, beni yalnız bırakma. Tabii, tabii gelirim. Hala uyumadın mı? Seni seyrediyorum. Neyin var Lamia? Hiçbir şeyim yok. Yüzük oyun yatmak istiyorum. Karnım yüzünden yatamıyorum. Artık bana hiçbir şeyini anlatmıyorsun. Allah aşkına gece gece huzurumu kaçırma. Anlatacak bir şey yok. Nasıl yok? Kenan senden ne istiyor peki? Niye hala üstüne düşüyor? Karısının bebek beklemesi bile umrunda değil. O hala seni düşünüyor değil mi? Evli olmana da aldırmıyor. Yine hikayeler yazmaya başladım Makbule. Kızıyorum ama bak. Kaçıyorsun işte. Yine geçiştiriyorsun konuyu. Sen Suzan ablayla paylaş artık her sırrını. Makbule, artık seninle hiç konuşulmuyor. Konuşmuyorsun zaten. Gidip Suzan ablana anlatıyorsun her şeyini. Beni iyice kenara attın. Makbuleciğim. Aman, hiç umurumda değil zaten. Bir an önce evleneyim de gideyim diye bakıyorum artık. Sıkıldım bu saçmalıklardan. Küçücük. Mercimek kadar. 5 haftalık. Cinsiyetini ne zaman öğreneceğiz? 16. haftada. Yani 4. ay. Evet. Hani 1,5 ayda öğreniliyordu? Lamyalar 1,5 ayda öğrenmişti ya. Mümkün değil. 4 aydan önce, hele 1,5 aylıkken belli olması imkansız. Kenancığım, bunu konuşmuştuk ya. Ben aslında bu konuşmayı yapmak için çok geç kaldım. Ama sonra çok düşündüm. Bilmeniz gerekiyordu, onun için buluşalım dedim. O size büyük bir yalan söylüyor. Bu sabah gerçeği söylemek için buluştu sizinle. Ama söyleyemedi. Sizden bu işin üzerine gitmenizi ve gerçeği ondan öğrenmenizi rica ediyorum. Çünkü duyacaklarınız çok önemli.
Geldik mi? Evet efendim. Şu an kafanın içindekileri öğrenmek için bütün servetimi verirdim. Kötü bir alışveriş olurdu. Çünkü plak şirketiyle olan durumu düşünüyordum. Kafanı takma. Tamam. Akşam görüşürüz. Kendini yorma. Çengelköy'e gidiyoruz. Tabii efendim. İyi günler Cavidan. İyi günler. Aslında toplantıyı pazartesi. Evet. Öylesi daha iyi. Yanımda da oluruz. Sayık Paşazade yollamış çoğunu. Görüyorum. Görüşmek ister misiniz efendim? Ben ararım. Teşekkür ederim. Merhaba Sayık Bey. Oo, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çiçek bahçesine dönmüş odam. Çok teşekkür ederim. Vallahi o kadar sevindirdiniz ki beni. Asıl ben teşekkür etmeliyim. Meğer ne kadar çok beklermişim ben bir torun haberini. Babam da aynı şekilde. Önümüzdeki hafta büyük bir kutlama yapacağım. Sizin şerefinize. Vefik Bey'i de davet edeceğim tabii. Sayık Bey, sizin yaptığınız bu kutlamalar iyi hoş da... Evet. Yani insan istemediği kişilerle de mecburen bir araya geliyor. Kimlerle mesela? Lamialarla mesela. Bakın, şimdi bebekle daha da sağlamlaşıyor akrabalık bağlarımız. Benim üzülmemi istemezsiniz herhalde değil mi? İster miyim tabii. Çok çirkin şeyler oluyor Sayık Bey. Belki siz farkında değilsiniz ama... Çok çirkin şeyler oluyor. Allah Allah. Ve evliliğimi bu çirkeflerden uzak tutmak benim görevim. Bilmem net olarak anlatabildim mi? Çok iyi anladım. Nişan tarihi için acele ediyormuşsunuz. Evet, siz de nasıl olsa seyahatten erken döndünüz. Bir sakıncası yoksa bir an evvel yapalım diyoruz. Değil mi? Evet. Bence hiç beklemeye gerek yok. Bu ay içinde yaparız. Şu takvimi getirir misin lütfen? Ben koyayım, bekle. Yok yok. Misafir miyim canım ben? Alırım. Gülay meselesini hallettim. Öyle mi? Nasıl? Hafta sonu olsun. Emekli maaşımı aldıktan sonra olsun. Tamam, haftaya. Önümüzdeki ay yapalım makbule. Bir ay çok uzun. Alo? Aa, merhaba Suzan abla. Yani artık sorun olamaz. Sizin adınıza sevindim. Aslında ben de sizinle konuşmak istiyordum. Kenan Bey geldi dün bize. Neden? Yok yok, mutfakta. Veriyorum Suzan abla. Alo? Nasılsın Lamia? Nasıl olayım? Dün gece hiç uyuyamadım. Ben de öyle. Bir haber var mı? Lamia! Geliyorum. Hadi sen git, benim de kapım çalıyor. Sonra konuşuruz. Tamam. Buyurun. Bunu siz yazdınız.
Neyi? Evimin güvenlik kameralarında görüntüleriniz var. Siz olduğunuza kesinlikle eminim. Sakın inkar etmeyin. Kimsiniz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Buyurun içeri. O zaman önümüzdeki ay yapıyoruz nişanı. Evet. Önümüzdeki ayın son cumartesi günü. Hayırlısı olsun. Nişanı bizim bahçede yaparız. İnşallah hava da güzel olur. İnşallah. Ama fotoğrafçıda da resim çektirelim, tamam mı? Ne diyorsun Makbule? İstersen fotoğrafçının camına da assınlar resmimizi. He? Lamia içeri girmeden haberi geldi. Koğuş ağası olduğum için bana emanet ettiler onu. Ben de kızım gibi sevdim. Hikaye dinlemek için vaktim yok Suzan Hanım. Bana söyleyin lütfen. Bu mektubu niye yazdınız? Bir çay içer misiniz? Benim bilmediğim ne biliyorsunuz siz? Sizi çok sevdiğini biliyorum. O şimdi sizin huzurunuz bozulmasın diye içine atıyor. Evliliğiniz bozulmasın istiyor. Bana hala yeni bir şey söylemediniz. Hadi kalk biraz vitrinlere bakalım. Şimdi mi? Bir aydan az bir zaman var Cemil. Kıyafetime karar vermem lazım. Hadi sen de bana yardımcı ol. Lamia da gelsin o zaman. Ben hiç anlamam. Ben bugün biraz yorgunum. Belim ağrıyor. Dinleneyim diyorum. Nasıl bir ağrı? Yok, önemli değil. Eğilip doğruldum ya, ondandır. Hadi Cemil. Peki dolaşalım bakalım. Ben de dükkana gideyim. Lamia rahat rahat dinlensin. Bak herkes seni düşünüyor. Teşekkür ederim. Lamia çok güçlü bir kız aslında. Onun yerinde başka biri olsa bu yaşadıklarını kaldıramazdı. Mektupta Lamia büyük bir yalan söylüyor ama... gerçeği ondan öğrenin demişsiniz. Bu büyük yalan bebekle mi ilgili Suzan Hanım? Lamia'nın bebeği benim bebeğim mi yoksa? Cevap verin. Alo, Suzan abla. Lamia. Efendim. Ev anca boşaldı. Kusura bakma, daha önce arayamadım. Lamia. Kenan'dan haber var mı diyordun, yok. Lamia. Şu an Kenan Bey burada. Çok geç.
geç artık, çok geç. Dayan ruhum, bu acıya dayan. Çaresizim, çok geç. Bir günüm daha geçer mi sensiz darmadağınım?